Şimdi Emrah Bey, Türkiye'nin doğum haritasına baktığımızda özellikle Nisan ayında önemli büyük bir güneş tutulmasının etkisini göreceğiz. Türkiye haritasında tabii güneş tutulmasının etkisi çok açıkça görünecek ama bu güneş tutulmasının çok kadersel ve ilahi bir noktası var. Bunu hakikaten çok net görebiliyoruz. Tamamen Amerika kıtasını bağlayan, Amerika Orta ve Kuzey ve Güney Amerika kıtasını bağlayan, Amerika Birleşik Devletleri'ni bir X işareti gibi gölgeleyerek geçen, ezerek geçen, iki okyanusu da çok Atlas ve Büyük Pasifik Okyanusu'nu çok fazla tesiri altına alan, çok büyük yılın, yüzyılın en büyük güneş tutulması, majör bir tutulmayla karşı karşıyayız. Bu büyük güneş tutulması harita akslarında Türkiye'nin 10. evi, yani yönetim evini anlatıyor. Ama Türkiye'den önce dünyadaki en büyük sıkıntıyı Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika'daki kıtadaki diğer Amerika ülkelerine verecek. Yani Kanada'dan Meksika'ya, Costa Rica'dan Peru'ya, Brezilya'ya kadar çok sert açıları olan bir güneş tutulması. Doğal afetler oraya gidiyor, ekonomik krizler oraya gidiyor, hortumlar, seller, depremler oraya gidiyor. Yani kıta gerçekten çok büyük bir kan ağlayacak. Amerika yıllardır yaptığı olayların bedelini Satürn'de balık burcunda gerçekten ilahi adalette bedelini ödeyecek. Amerika için çok zor. Bir de Amerika'da ciddi bir değişim görünüyor. Hemen akabinde Kasım seçimlerinde yönetim değişiyor ve yeni bir yönetim geliyor. Amerika tamamen çok daha sert bir eli sopalı bir sistemin içine girecek gözüküyor. Yeni gelen başkanıyla, yeni gelen lideriyle. Şimdi bu olaylar dünyada sonbahar aksında bir takım tetiklemeleri, sıcak savaş tetiklemelerini doğurur. Bu sıcak savaş tetiklemeleri güneş tutulmasıyla bakıldığında, şimdi hani köşeye sıkışan hayvan ne yapar Emrah Bey? İnsanın üstüne, yani bir yere sıçrama yapar. Yani saldırmaya başlar. Saldırır, köşeye evet. Sıkıştırırsam. Amerika'da aynı köşeye sıkışmış gerçekten bir hayvan edası gibi sağına soluna, civarına, dış dünyaya saldırmaya başlayacak. Ve dış dünyaya saldırırken de özellikle hep uzak doğudan intikam almak, Rusya'dan intikam almak istiyor. Öncelikle hedefi Putin ve Çin olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin. Özellikle Tayvan adasını çok ciddi baz alarak Tayvan adası üzerinde inanılmaz bir gerginlik yaratacak. Ve bazı devletleri bloklaştırarak yılın sonuna doğru, 2025'e doğru sıcak çatışmalar, lokal savaşlar, küçük, yani 3. Dünya Savaşı tarzı belki büyük bir savaş olmaz ama lokal tarzda sıcak savaşlar, sıcak çatışmalar yapabilirler. Çin'in de buraya kükremesi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Çünkü Çin'in dibinde bir takım durumları gerçekleştirecekler. Biraz uzak doğunun sanayisi, büyüyen yazılımı, işte yapay zekası, bunlar Amerika'nın çok gerisinde kaldığı için Amerika'nın direkt hedefi uzak doğunun pazarı. Uzak doğudaki yükselen dijital teknolojik süreç, uzak doğudaki yapay zeka süreci. Amerika öncelikle buralara hedef alıp buraların ekonomisini çökertip yine kendine bir rant elde etmek isteyecek. Ama başarılı olamayacak. Çünkü buradaki güçler de Amerika'da, yani birçok uzak doğu güçleri, Rus güçleri de ya da bir takım ajanları da, dünya ajanları da tam tersi Amerika'daki eyaletleri kışkırtmaya başlayacak. Bizim gördüğümüz matematik açılarda gelecek 1 ile 10 yıl içinde, 1 ile bakın bu güneş tutulmasıyla başlıyor, 8 Nisan güneş tutulmasıyla tetikleniyor ve gelecek 10 yıl içinde, erken de olabilir bu, Amerika'da eyaletlerde ayaklanmalar, eyaletlerde ciddi çatışmalar, kendi iç kavgası, iç çatışması, iç savaş stratejisine düşeceğini görüyoruz. Ve yeşil dolar tamamen yavaş yavaş birkaç sene içinde tedavülden kalkıyor. Yerine Amerika kendi sanal dijital parasını uygulatacak, tamamen teknolojik sisteme dönmeye çalışacak. Ama Putin'in varlığı, uzak doğudaki başarılar, Putin'in de Polonya'yı baz alıp özellikle Doğu Avrupa blokunu yanına çekmesi ya da onları hakimiyeti altına almasıyla dünyada güç dengeleri kurulacağı için, yeni güç dengeleri, yeni dünya düzenini oluşturacağı için Batı dünyası, yani Amerika ve Batı dünyası bu yeni dünya düzeninde kaybedecek gözüküyor. Şimdi bu kaybetmede kim tek bir bertaraf? O da Orta Doğu'daki İsrail. İsrail bugüne kadar Amerika'yı ya da bir takım güçleri
Amerika'daki lobileri ya da güçlü sanayiyi arkasına alarak ticaretin de gücüyle Gazze'yi ezdi geçti maalesef. Maalesef diyor. Çok üzücü bir şey. Çok ciddi haksızlıklar ve katliamlar yapıyor. Ama aynı şekilde İsrail bir ara sağ gösterip sol vurmaya başlayacak. Bak bunu da not edin bir yere. Bu programda kesip kesip sonra yayınlarsınız. İsrail kuzeye doğru yönelecek. İsrail sadece Gazze'yi almakla yetinmeyecek. Gazze'yi ezerek geçerek yetinmeyecek. İsrail kuzeye yönelecek. Örneğin Lübnan, bakın çok riskli, ben hep Lübnan'ı dile getiriyorum son zamanlarda. Lübnan, Ürdün, Suriye, rahmetli Necmettin Erbakan'ın dediği çok güzel bir söz vardı. İleride göreceksiniz, Türklerle Yahudiler komşu olacak, sınır komşusu olacak demişti. Çok doğru söylemiş, öngörüsüne hayranım. Gerçekten biz de şu an astrolojik öngörü verilerine baktığımızda Türkiye ile İsrail'i Orta Doğu topraklarında komşu bir ülke, bundan 10 sene içinde komşu bir ülke olarak görebiliriz. Yani orada Suriye'ye yönelik, Lübnan'a yönelik, Ürdün'e yönelik, Arap dünyasına yönelik, İsrail kuzeye yönelik yayılmacı politika izleyecek ve eğer o Satürn'ün boğa döngüsünde, eğer 2029-2030'da Satürn İsrail'in tam tepesine geldiğinde, büyük bir sınav verdiğinde, Ölü Deniz fayı, çift raylı fay harekete geçip İsrail'i batırırsa, arkasından biri de bir İsrail'e farklı bir enerji, nükleer veya bir bomba etkisi olursa, İsrail orada evet bir geçici bir devlet kaybı yaşayabilir, güç kaybı yaşayabilir. Orada İsrail'in bir tedavülden kalkacağı, kısa bir süre için tedavülden kalkacağı söz konusu olabilir. Ama eğer önünü kesemezlerse İsrail durdurulamaz. Haritasında direkt kuzeye yöneleceğini ve Türkiye'ye doğru topraklarını genişleteceğini görebiliyoruz. Bu şaka değil, yani bu şey de değil, imkansız da değil. Bunu da açık söyleyeyim. İsrail'in durdurulamaz bir tarafı gelmek üzere, dikkat edilmesi lazım. Evet, Orta Doğu da ayrı bir çengi durumunda çalıyor. İşte dünyaya baktığınız zaman Uzak Doğu'da çok büyük olaylar var. Tayvan Adası üzerinde Amerika-Çin gerginliği var. Putin'in sonbaharda önemli çıkışları, Doğu Avrupa bloku ve Asya dünyası ile birleşerek bir güç dengesi yapacak Amerika'ya karşı. Yani dünyada yeni dünya düzeni kuruluyor. Dünyada dengeler değişiyor. Yeni liderlerin ortaya çıkışını da göreceğiz. Bizim yaptığımız matematik hesaba göre bu güneş tutulması Türkiye dahil gelecek 2-3 yıl içinde yeni liderlerin dünyada yönetime, devletlerin başına geçeceğini görebiliyoruz. Türkiye'de de tabii 3-5 aday var yeni liderlerde, ama şu anlık haritası eğer doğru bir haritaysa, elimizdeki veriler doğruysa, İmamoğlu'nun çıkışını görebiliriz. Yeni liderler Türkiye'de sahneye çıkacak gözüküyor. Bugünkü seçimlerin aslında sonucu, hani yerel yönetimlerde hizmet almaktan çok Türkiye'nin gelecek konjüktürünü de çizebilecek bir seçim sonucu ortaya koyacak gözüküyor. Şimdi yine şeye baktığımızda, Türkiye'nin Nisan haritasına baktığımızda, iktidar evinde önemli değişimler, sirkülasyonlar, iktidarda bazı yönetimde değişimler, bakanlıklar düzeyinde veya işte çalışma gruplarında Nisan ayında önemli kararlar alınabilir. Bu seçim sonuçları biraz sağlıklı değerlendirilebilir. Ve yine mevcut iktidar kesimi kesinlikle yeni bir yol haritası çizebilir. Ben Sayın Erdoğan'ın son kez direksiyonu rota olarak, yani rotasını çizip direksiyonu eline alacağını ve rotayı kendi başına belirleyeceğini, yeni bir anayasa çıkartacağını, bu bir yılın akası Nisan tetikliyor bunu, gelecek sonbahar aksında yeni bir anayasa getireceğini, yeni bir anayasal kurum oluşturacağını ve artık çok ittifaklarla, hani Cumhur İttifakı'yla da çok hareket etmeden yeni anayasal şartlarda tek başına bağımsız hareket edeceğini, tek bir parti olarak hareket edeceğini söyleyebilirim. Ama tabii bu bilinen bir son dönem, yani artık bu ne kadar başarılı olursa olsun son bir dönem olarak görünüyor. Çok da uzun bir dönem değil. Dediğim gibi 2027'ye doğru sistem değişiyor. Yani yapı değişiyor. Biraz fabrika ayarlarına geri dönüşte söz konusu olabilir bazı sektörel ya da yönetimsel kavramlar içerisinde. Nisan ayında bir takım dizaynlar var. Nasıl daha önce dedik Millet İttifakı dizayn olacak? Şimdi Cumhur İttifakı kendini özellikle yılın ikinci yarısından sonra dizayn edecek görünüyor. Var olan yaşlı liderlerin yavaş yavaş diğer liderlerin görevlerini yavaş yavaş bırakacağını
sağlık sorunlarıyla ya da boğuşacağını görebileceğiz. Erdoğan'dan mı bahsediyorsunuz, Bahçeli'den mi? Yani daha çok diğerleri. Erdoğan'ın bir daha, Sayın Erdoğan'ın biraz daha gücü, yani bir buçuk sene daha gücünü koruyacağını görebiliyoruz haritada. Yani son bir etkisi var, devlete bir hizmeti söz konusu olacak. Yani iyi de, yani şu an bir buçuk sene kadar başarısını iyi de götüreceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde bir götürecek, bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin haritasında bir şeyin toparlanması, yeni bir anayasanın getirilmesi, yeniden dizayn edilmesi, kurumlar üzerinde yeniden bazı dizaynlar yapılması gerekiyor. Yani ama şu artık hani kalmayacak, eski enerjiler, eski başarılar, artık %50 oylar falan yok yani, öyle bir şeyler yok. Bundan sonra artık sistem farklı bir metoda doğru geçiyor. Değişik bir metoda doğru gidecek diyebiliriz. Hatta Türkiye'de bazı liderler, yeni çıkacak lider, hani ben artık lider olacağım diye tanıdığımız bir kişi de bazen diyecek. Belki yeni bir parti kurup da o yeni partiyle yoluna devam edebilir gözüküyor haritalarda. Ya da var olan mevcut partide kendini gösterebilir diye de düşünüyoruz. Büyük değişimler bekliyoruz. Nisan ayı bunun tetiklenmesini sağlar. Yani bir kişiler görevlerinden gider, birileri gider, elveda der, birileri gelir. Yeni bir dizayn yapılacağını ülke bazında Nisan'da göreceğiz. Ama ekonomik tablolarda önemli değişimler, biz Mayıs-Haziran arasında bir sıkıntı olduğunu, özellikle Haziran'a doğru sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Mayıs ve Haziran aylarında bir devalüasyon sıkıntısı olabileceğini, ekonomide bir sıkıntının gündeme gelebileceğini, ama buna keza da ekonomik etkilerden dolayı dışında, mesela cebinde paran varsa krizi fırsata çevirip düşen evlerle düşen arabaların çok rahat alım gücünü de sağlayabilir. Yani cebinde parası olan bir kişi fırsattan istifade edebilir. Bu tarz kriz devalüasyon dönemlerinde inen satılamayan, inen ev, arsa ya da araba fiyatlarından yararlanabilir. Çünkü bayağı aşağılara düşecek görünüyor. Şu an evet bankalar biraz zorluyor görünüyor Türkiye'nin tarzı kredi verme vesaire konusunda, ama sanki ileride şurada bir buçuk sene sonra bankalar direkt vatandaşlara yalvaracak. Gelin istediğiniz boyutta size yardımcı olalım, ev alın, araba alın, istediğiniz krediyi vereyim diyecek pozisyona da gelecek. Bir buçuk iki sene sonra bunu da herkes görmüş olacak. Yani şimdi evet şartlar biraz zor, çünkü önünü göremiyor insanlar. Türkiye haritasında bir tıkanmışlık var, ekonomik tıkanmışlık var. Dolar ve euro kurun yükselmesi var. Stabilize durumun biraz dengeleri bozulmaya başladı. Ama Mayıs-Haziran son bir devalüasyon çalışmasını gösterebilir.